güzel gelin tatlısı efendim. Nasıl mı yapılıyor? Hemen bir malzeme listesini sayayım. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 80 gram sütlü çikolata, Hindistan cevizi kullanacağız efendim. Tembel gelin tatlısı hem şık olur, hem güzel olur, hem sunumu ağır olur. Ama kimse bilmez onun yapımının 5 dakika olduğunu efendim. Bu da gelinlerle bizim aramızda olsun. Öpüyorum buradan kokulu kokulu yeni gelinleri de. Efendim şimdi sütümü aldım. Tenceremin içerisine. Burada nişastam var. Nişastamı verirken mutlaka sürekli karıştırıyorum. Nişasta çünkü topaklanma olasılığı çok yüksek. Ona izin vermiyoruz. Tatlımız olmasın mı bu güzel pidelerin yanına? Olsun. Olsun efendim. Yeni gelin değilim. 20 yıllık oldum ama olsun. Evet, tatlı şöyle, güzel gider. Tatlı da güzel gider. Şöyle güzelce bir çırpıyorum. İçerisine efendim toz şekerimi ekliyorum. Ben bardaklarımızı ıslattım tekrar. Evet, bunu da ıslattım. Geleyim mi? Şöyle güzelce efendim karıştırıyorum. Vanilyamı en son aşamada koyacağım. Kakaomu da burada ekliyorum. Çikolatamı da biraz kaynadıktan sonra içerisine bırakacağım. Şöyle orta gözümüzü yakalım mı? Aman yarabbim, mutfakta pide yapılırsa her yer un olur mu efendim? Olur. Gördüğünüz gibi ocağımızın üzeri bembeyaz oldu. Bembeyaz yaptı şefimiz. Ellerine sağlık, iyi de yaptı. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Bardaklarımızı özellikle şöyle uzun ince tercih ettik. Güzelce yıkamanız gerekiyor. Bu tatlıyı akşamdan yaparsanız ertesi güne daha kolay ve daha rahat çıkacaktır bardaklar içerisinden. Biz bunun ön hazırlığını sabah yapmıştık. Serpil'cim verecek. Şimdi size vereyim şefim. Siz burada bunu topaklaştırmadan karıştırın. Hilal Hanım yaptırıyor musunuz böyle işler? Beceriyor mu? Vallahi ya. Tamam, Hilal Hanım okey dedi. Size emanet. Tatlıyı şimdi? Yo, Hilal Hanım yapar dedi vallahi. Beni ilgilendirmez. Erkekler de bu tatlıyı yapabilir herhalde. 5 dakikada oldu vallahi. Evet, tembel gelin tatlısı bu. Bugün pratik yemekler günü herhalde. Tembel damat tatlı. Aa, bir damatlara da gönderme yapmamız lazım. Kayınvalidelerine yaptık, gelinlere yaptık. Tabii damatlar. 5 dakikada hamuru yaptınız 5 dakikada. 5 dakikada da bunu yaptınız. 10 dakikada. Yani şimdi tamam. Biz hızlı işi severiz. Hızlı ve lezzetli olan her şey bizden sorulur efendim. Bakın. Ne oldu? Yokken. Damatlar deyince benim 2 tane var ya, onun için vazgeçelim, onu yapmayalım yani. Ya, hep böyle değil mi bu kaynanalar? Oğullarına laf söyletmez. Altın. Efendim şu şekilde bardakların zeminini mutlaka ıslatın. İlk etapta içinin ıslak olması gerekiyor. Şimdi Tolga Beyciğim güzelce kaynatacak. Muhallebi, pratik damat. Muhallebiyi güzelce pişirecek. Sonrasında biz bu bardakların içi çok az böyle, yani şöyle göstereyim. Yani sıkma ıslattım ben. Özellikle bol bol ıslattık ki içerisinden kolay çıksın. Sonrasında efendim bunu en az bir 3-4 saat dolapta bu bardağın içerisinde güzelce dondurmanız gerekmektedir. Biz ne yaptık? Bu bardakların içerisine sabahtan bunları hazırladık. Bakın şöyle göstereyim. Bak, çok güzel oldu. Bunların içerisinden çıktı efendim. Şöyle göstereyim. Sonrasında bardaktan çıkardığımız muhallebiyi böyle Hindistan cevizine buluyoruz. Böyle bolca. Sonra bunu burada alıyorum efendim. Şöyle. Ne yapıyoruz burada? Şöyle bakayım. Serpil'cim bana bir sunum tabağı rica edeceğim. Geliyorum Nermin. Şöyle bak, sana bak şey bulacağım. Burada bir püf noktası göstereceğim. Bir peçete rica diyecektim. Şuradan alayım kendim. Yanmasın bu arada burada. Yanmasın bu arada. Neyi yanacak? Oluyor mu? Yok yanmaz. Tamam. Siz böyle güzelce karıştırmaya devam edin. Vallahi tatlı yapmak zormuş ya. Ben pideye devam edeyim. Kolum ağrıdı. Yeni aşı vuruldum bir de. Vallahi Hilal Hanım dedi ki yapar, beni ilgilendirmez. Ben bizim kızdan aldım okeyi, yapayım. Evet efendim, dilimledikten sonra bakın şöyle tekrardan burada. Ama çok gerçekten bu gelinler tembel değil, bu zor bir tatlı ya. Ne zoru be nane? Baksana ya. Evet, pek ya. Küçük güzel, bak efendim. Bunu da koyalım mı? Ya. Koy. Şimdi aklıma geldi. Baya bir şey yani. Bak. Oo, daha neler var. Bak. Böğürtlenlerimizle koyuyoruz. Vallahi güzel oldu. Efsaneyiz. Şimdi bakın tekrardan göstereyim. Şunu bardaktan çıkardık. Burada Hindistan cevizimin içerisinde böyle bolca buluyorum. Sonra kesme tahtamın üzerine alıyorum efendim. Kıymetli izleyenlerim. Şöyle 3'e bölüyorum bu bardak. Siz bardak boyutunuza göre bölme işlemi yapabilirsiniz. Zaten şekil alıyor. Burada yine bakın şöyle bir bulama işlemi yapıyorum. Aslında lokumu da anımsatıyor. Bakın şöyle. Aa çok güzel. Bak. Üzerine de böğürtlen, vişne, çikolata parça ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben Serpil'ciğimden biraz fıstık da isteyeceğim. Sevmez o işleri ama bir tık böyle renklendireceğim. Fıstık da vereyim bari. Çok güzel gözüküyor. Evet çok güzel oldu gerçekten. Ben iyi ki bunu yapmışız bugün. Tembel gelin tatlısı diyoruz ama biraz uğraştırıcı bakma ya. Vallahi bak değerli gelin tatlısı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bugün biz bir tane damat, becerikli damat şeyi seçelim, bir yemek menü. Bakın tatlı. Şöyle bıçağınızı silerseniz her aşamada, bu da çok önemlidir. Keserken bu tarz tatlıları daha sağlıklı bir kesme işlemi yaparsınız. En azından şuralarına alt zemindeki çikolata sıçramaz. Şöyle bakın. Vallahi çok güzel. Şöyle yetmeyecek. Böyle biraz arayı açayım. Evet. Hayat oldu nasıl mu? Tolga Bey güzel vallahi mi? Pek bir sıkıldı. Kolum ağrıdı. Serpil git sen konuma yardım et. Ben onu yaparım orada. Bafra pidesi yapayım ben. Sen buraya bana koy tatlışkom. Yazık adamcağız orada var ya, kolu ağrıdı gerçekten. Aman Tolga Şef de bir vallahi nazlıymış ki. Daha zor ya. Vallahi şimdi gelin hanımı bir kez daha takdir ettim bak. Zor işleri gelin hanıma yaptırıyorsun sen. Vallahi ya. Şimdi Hilal Hanım burada haklı. Bakın efendim şöyle güzelce buladık. Buraya aldık. Şurada bir. Şurada geldim iki. Tolga Şef. Tamam mı? Kurtar bu? Tolga Şef'imi. Şefim siz yanıma gelin benim. Hala devam ediyor yani. O koyulaşacak. Olacak. Evet. Şöyle bakın şuraya alıyorum. Ama çok şeker bir tatlıdır. Görüntü olarak da, lezzet olarak da çok başarılı. Sunum burası çok önemli. 3. Evet sunum her şey. Yani biraz fıstık artık, isteyeceğim kökten. İşin yarısı yani sunum. Evet. Geldim. Sunum taşlandırma kısmıdır. Siz de bilirsiniz. Tabii. Pazarlama kısmıdır aslında. Şöyle bakın şuraya böğürtlenlerimi de koydum. Ve ne yaptık efendim? Tembel gelin tatlısını taşlandırdık. Orası size. Eli ters gide gide Serpil'in bize bir fıstık verecek. Hazinesi onun. O tabi bulabilirse artık bayağı azaldı çünkü. Küçüldü paketimiz. Yoksa da tamam Serpil'ciğim idare ederiz. Böyle ama olmalıydı. Nane yaprağı da olur. Evet burada da güzelce muhallebimizi karıştırmaya bir yandan devam ediyoruz. Pidelerimiz de pişti. Yumurtalı efsane bir tablo. Efendim her zaman yemekte, sunumlarda yeşillik önemlidir. Bir taçlandırma gerekiyordur. Burada böyle bir taçlandırma yapıyoruz onları efendim. Masaya koyalım, şöyle koyalım abi. Bakın. Çok güzel, çok başarılı. Şöyle hafif bir dokunuş yapıyoruz burada tatlılarımızın üstüne. Şöyle. Ve tembel gelin tatlısını kayınvalidelere gönderiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.